Çünkü konuşulacak o kadar çok şey var ki maçla ilgili. Ee, baştan bir girelim bakalım. Evet Fenerbahçe 3 puan bizim diyor. Yine kaslı kol emojisini de atıyor. Gerçekten şampiyonluk yolunun en kritik maçlarından biri. Geçen sene Fenerbahçe şampiyon olamadı ama yine bu statta 90 artılarda Joao Pedro'nun attığı 2 golle 3 puan almıştı. O gün de Fenerbahçeliler acaba bunun sonu bu son dakika golleri şampiyonluk alameti mi diye düşünüyordu. O sene olmadı ama bu sene Fenerbahçe e, daha istekli, daha arzulu şampiyonluk yolunda ve bir son dakika golüyle Başakşehir deplasmanından 3 puanla çıktı. Puan kaybı olsaydı çok 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 başka şeylerin konuşulacağı, belki de Fenerbahçe'nin dağılmaya kadar gidebileceği bir süreç olabilirdi. Ama Fenerbahçe buradan 3 puanla çıktı. Neler söylüyorsunuz? Öncelikle... Bir, bir mesaj Rale. okumak istiyorum Önder abi. Rony sen chatten mesaj bir oku. Ben de ondan önce chatte bokunu çıkarmayalım. Onun bir uyarısını geçelim. Evet o tabii canım. Silvio Dante 24 demiş ki Önder abi. Özledik bu emoji. Ne diyorsun bu arsızlığa? Hangi emoji? Yumruk <laughs> bir... <laughs> <Bunu>, şey. <laughs> ya, bir puan kaybında harbi <laughs> okay. böyle arsızlaşır mıyız? Ya, beyler hani biz o emojiden hiç görmedik be. Hiç o göremedik. emoji ne ki? Hiç göremedik. Neyse. Maç, ee... maç içinde abi belki sen gir. Maç için abi Fenerbahçe senin dediğin gibi zor bir maçtı. Psikolojik olarak da zor bir maçtı. Önceki hafta puan kaybından sonra ki gitgide daha da zorlaştı. Ama bence hak etti Fenerbahçe kazanmayı ki e, Fred'in olmaması da mesela önemli bir psikolojik eşikti. Yani ben ben Fenerbahçe'nin Fred'in yokluğunu hiç hissettiğini bu maç üzerinde düşünmüyorum. E, Başakşehir bir 10 dakika iyi başladı. Bence ilk 10 dakika Başakşehir iyi başladı. Ulan acaba olur mu falan filan dedik. Ama yani yok Fenerbahçe kalan 80 dakikada tamamen kontrol oyunu kazandı. Hakemi falan her şeyde konuşuruz ama tam neyse girmeyelim. Hani yani hani? Fenerbahçe'nin Fenerbahçe bence de bir şekilde kazanması gereken bir maçtı. Yani bir şekilde kazanması gereken bir maç derken tabii ki de 3 puan anlamında söylemiyorum. Oyun içindeki e, gidişattan dolayı söylüyorum. Yani pozisyonlar buldu çünkü Fenerbahçe. Başakşehir'in de çok kazanmaya niyeti yokmuş gibiydi. Ben çok hani Çağdaş Atan daha böyle farklı bir şey çıkartır gibi bekliyordum ama gerçi bunlara döndü daha çok. E, kabullendi diyelim bu ligin böyle bir lig olduğunu. O çok umursamadı. Yani bir hata olarak şeydi. Hani Fenerbahçe'ye karşı ben işte altı pastan pasla başlayayım. İşte stoperlerimden bir tanesi de bağ bir de enteresan bir şekilde onun tarafında oynuyorlar. Gerçi Fenerbahçe biraz da oraya yönlendirdi. E bunları yapmamalısın. Oraya kadar iyi bile götürdü bence Başakşehir maçı. E son dakika penaltısı. Batu da çok güzel vurdu bence bu arada penaltı. Şimdi ben Şöyle sen gir ben hemen Rondin'in tamam. söylediğiyle tamam. tamam. bir şey söyleyebilir miyim? Yani da okudum bunu. Kimden geldiğini hatırlamıyorum tweet'in. Yani okudum. Okan Buruk neden büyük hocanın kanıtı gibi bir şey bence Çağdaş Atan yani Çağdaş Atan hangi maçta Fener maçında mı denedi bunu yine böyle işte duba ortaya giriyor yine defanstan pasta çıkmaya deniyorlar ki geldi ilk günden beri bunu deniyor Evet yani et, takıntılı bir dedi. adam takıntılı bir adam büyük hoca olması çok zor abi bir yapamıyorsun yani geriden çıkma işini beceremiyorsun ama inatla 20 maçtır bunu deniyorsun yani 30 maç oldu geldiğinden beri yani sürekli bunu deniyorsun. Mesela Okan Buruk'u düşün. Yani elinde belki de ligin en iyi kadrosu var. Yani belki de en iyi takımı belki de yani birinci, ikinci. Trabzonspor'a karşı topu veriyor. Okan Buruk öyle bir oyun oynamayı tercih ediyor. Bayern Münih'e karşı çıkıyor. önde pres yapıyor mesela yani. yani Okan Buruk'un neden büyük hoca olduğu, Çağdaş Atan gibi takıntılı adamların neden büyük hoca olamayacağının kanıtı bence yani Okan şey Çağdaş Atan. Güzel söyledin. Yani e, iyi bir birinci planı var ama tutmayınca asla ikinciye ya yani başka bir plana dönmüyor. O konuda katılıyorum ne kadar Galatasaray'ı beğensem de. Bugünkü maçla ilgili e, söylediğiniz kısma kısmen katılıyorum. Çünkü ilk yarıda Fenerbahçe'yi ben de gayet beğendim. Yani ilk yarıdan çoktan fiş çekebilirdi ama yani ikinci yarıdaki Fenerbahçe e, çok doğal geldi bana. Rakip 10 kişi, ceza sahasında zaten 7 kişi yığılmışlar. E, ya Fenerbahçe'de de öyle an pozisyonlara girmedi bence rakip 7-8 kişi yığılmışken. Yani işte orada kalabalık yaptılar. Cihaz sahasına ortalar geldi sağdan soldan. 2-3 tane cihaz sahası içinde pas yapılmaya çalışıldı ama yani ben Fenerbahçe'den çok daha efektif şeyler beklerdim. Rakip bu kadar kapanmış ve 10 kişi kalmışken. Bence Fenerbahçe rakip 11 kişiyken daha iyi bir futbol oynadı. Bunu biraz Başakşehir'e bağlıyorum. Çünkü Başakşehir'de bir oyuncunun değişmesi o kadar çok şey değiştirdi ki önde e, Piatek, Piontek, Biontek her neyse e, o arkadaş çıktı ve Filip Kenny girdi ki Filip Kenny işte bir atlık seviyesi bir futbolcu ama Biontek o kadar kötüydü ki e, yani sen de tweet attın zaten. Sürekli offside'daydı değil mi? Offside'da olmadığı bir Hı -hı, an bile evet, yoktu. Evet, e, Kenny'nin girmesi Fenerbahçe'yi <laughs> geri de koşturdu. Yani 11 kişiyle geriye koşturamıyordu Başakşehir-Fenerbahçe ile 10 kişiyle koşturmaya başladı. 2-3 pozisyon da kaçırdı Başakşehir. Ben e, ilk yarıdaki Fenerbahçe'ye okeyim ama ikinci yarıdakinin e, ciddi ciddi otuşu, oturulup tartışılması lazım bence. Sinovac'ı da demek lazım. O da olabilir. Turkovac'dan Vakta. evet. devam etmek lazım. Türk olarak. Ya abi bak şey olarak ama Fenerbahçe maçı önden kırmızı... Ya bir Cengiz pozisyonu var mesela. 10 kişi <laughs> full kapanmış rakibe öyle pozisyon bulamazsın normalde. Bulunca da atman lazım. Saçma sapan bir gol kaçırdı. Kenny ile ilgili de ben devamlı bu örneği veriyorum. Ee, geçen sene Beşiktaş e, Başakşehir maçında bizi kırmıştı abi Kenny. Ve ben o gündür hani o günden beridir hep izlerken böyle merak bakıyorum böyle. inceliyorum adamı. Bence büyük takımlara karşı ve Başakşehir'in hani baskın oynamayacağı e, deplasmanlarda kendi yani biyon e, Biontech'ten miydi? Biotek miydi? Ondan Biontech, işte, BioNTech. Biontech'ten çok daha iyi bir seçenek bence. Çünkü i̇nanılmaz bir seçenek. Çünkü abi vura vura gidiyor ve inanılmaz güçlü. Yani. Hızlı ve güçlü. E, Türkiye Ligi'nde böyle adamlar iş yapıyor. Chat'te ben alt lig seviyesi adam yazmışlar. E, ama çok katılmıyorum ona. E, Önder ben senin de bir şey söyleyeyim. Bence Fenerbahçe kırmızı karttan sonra da iyiydi ya. Yani At dakika 60 ceza sahasının topla buluşma 49 4 mü neydi yani Başakşehir'i kıyaslayanı. Bence Fenerbahçe yapacağını yaptı ama yani değişikliklere de birazdan geliriz. Neydi ben şöyle peki? Ee, şanssız mıydı Fenerbahçe? Yani son dakika penaltı golü gelmese bu maçı 0-0 bittiğini varsayalım neye bağlardın? Fenerbahçe şanssız bir gününde miydi derdin? Beceremedi bence. Golü atmayı beceremedi. Yani kaçırdı bence Fenerbahçe çok fazla. Volkan, Dem yani Volkan Demir, Volkan e nereden Volkan Babacan yani çok kurtarış yaptı ama böyle iyi kurtarış bir iki tane pozisyon var gibi hatırlıyorum. Yani iyi kurtarışa sayılacağım. Yani gol atma işinde bence sıkıntı yaşadılar bugün gene. Yani top kaleye girmedi bir şekilde. Mesela Cengiz'in kaçırdığı pozisyon özellikle korkunçtu Ferdi'nin çıkarttığı top. Hey yani oldum, orada baktım. sıkıntı yaşadılar. Ee, bence değişiklikler de kötü geldi ama oraya sonradan gelelim. Şunu söyleyeyim. Ben 45'te kırmızı kart gördü ya şey Başakşehir. Ben dedim ki daha kötü olabilir bu iş yani. Hı, hı. Yani 45 kişi 45 dakika boyunca 10 kişi takım açamazsan daha büyük sıkıntı yaşayabilirsin gibi düşündüm yani psikolojik olarak. Ama bir şekilde sonunda gol oldu yani. En ben, sonunda güzel bir galibiyet oldu. Ben senin söylediğine neden katılmıyorum biliyor musun? Yani Fenerbahçe e, chatte de yazıyor işte 70 kere rakip cevaplarına girmiş 3xk ile oynamış. E, bugün Fenerbahçe'den kim sahanın en iyisiydi sizce? Yani... Ben şu sahanın iyisiydi. Erdi açık ara en iyisiydi bence. Erdi evet. Çok ya çok işte. Yani doğru. Ama Fenerbahçe'nin hani o övdüğümüz sürekli rakibi tırmalayan, ısıran, coşkulu futbol oynayan Fenerbahçe'de ön dörtlünün artı varken de Fred'in e, öne çıkması gerekiyor. Okey Ferdi gayet iyiydi. Ama yani başka koyamıyorum ben. Önder abi dediğini destekleyecek olarak e, bir şey söyleyeyim. Bence iki de Osterwolde'ydi bu arada. Ben çok i̇ki, beğendim Ostar Ostar Özellikle ilk yarı Osterwolde çok iyiydi şey pozisyonunda. Hatırlayın. Piatek'in önünden geldi koştu. 10 metreden aldı topu. Bir tane Ömer Ali Şahiner'in önünden aldı. Ferdi de bir tane Ömer Ali Şahiner'den aldı. Bu arada Fe Ömer Ali Şahiner yani iki tane düz koşu attı. Sprint attı. Bacak gitti. Yani senin sakatlığından ve kırmızı kartlığını görmekten bıktım ben be adam. Yani bırak artık futbol oynayamıyorsan. <laughs> Hala da bu adamın maaş veren kulüpler var. İnanamıyorum yani. Konya Spor'a galiba bunu şey aldırdı. E, kim aldırdı hatırlamıyorum. Ab, Aykut Kocaman aldırmış olabilir. Okan Başakşehir evet. Başakşehir Aykut Kocaman galiba getirdi. Aykut Kocaman aldırdı. Klasik zaten Konya'daki favori oyuncusu. Her zaman sakat olan bir adam yani. Ben... yüz oldum ben. Yani. Bu adamlar para kazanıyor. Bir de sonradan gelip zam falan istiyorlar. Çıldırıyorum yani. Hazır konusu açılmışken ben bir futbolcunun 3 dakika arayla iki kere e, sedyeyle ile sağdan dışarıya taşınmasını kabul etmiyorum. Yani biz e, yani ülkede çok büyük bir eğlencemiz yok. Gençlerin cebinde çok fazla para da yok. Şu işte futbolu izleyip eğlenmeye çalışıyorlar. Bir tane adamın 3 dakika içerisinde 2 kere SD ile sağdan çıkmasını izlemek istemiyorum kardeşim. Bunun çözümü neyse ne yapılıyorsa buna bir çözüm bulunsun bir şey yapılsın. Yerde yatan adamlar görmeyelim. Sediye su istimal eden adamlar görmeyelim artık. Çok canımı sıkıyor ya. Ve abi öyle ama mesela Çağdaş Atan'ı Ömer Ali e, Şahinler'e chatte sövenler var. Normal izleyenler de muhtemelen sövmüştür. Ben onları hiç söyleyecek bir şey olduğunu düşünmüyorum abi. Her, her takım böyle yapıyor ve hiçbir şeyde yok. Yani yapıyor, hiçbir cezası yok. Yapar yani adam. Ne var ki bunda? Yani bir şey yok. Ben, ben olsam ben de yaparım. Çağdaş Atan yerinde olsam gir sahaya yat, yatın derim ben de yani. Hiçbir cezası yok sonuçta. Peki Fenerbahçe'nin ön dörtlüsünden bahsedelim biraz. Ben şahsen az önce söylediğim gibi etkisiz buldum. Edince Koda 3 maçtır çok ciddi bir düşüş var. Yani ee, geçen aylarda burada sakatlığından önce Icardi düşüşünü konuşuyorduk. Ee, öyle bir düşüş var bence Icardi'de. O kadar şey Ceko'da o kadar sert bir düşüş var. Ee, Antep maçında puan kaybettiriyordu. Samsun maçında puan kaybettirdi. Bugün de puan kaybettiriyordu. Yani Edin Ceko 3 kere puan, Fenerbahçe puan kaybettirdi. Fenerbahçe ikisinde bir şekilde puan kaybetmedi. Ee, i̇kisini de son dakikalarda buldu. Bu nasıl çözülür? Hiçbir fikrim yok. Alternatifim Mishibatu Shai bugün iyi denecek bir dakikada oyuna girdi. 55 gibi oyuna girdi. Mishibatu varlığı da çok bir şey değiştirmedi. Daha önce eleştiriyordu İsmail Kartal. İşte niye çift forvete dönmedin? Hangi maç? Samsun maçı mıydı? Evet. Neden o, maçı, evet. ön dörtlüğü komple birebir değiştirdin? Niye evet. çift e, forvete dönmedin diye. Yani çift forvete dönünce de çok bir şey değişmedi. Şimdi Fenerbahçe Edin konun bir alternatifini bulması çok zor bence devre arasında. ...edince konu bir şekilde hayata dönmesi lazım. Çok ciddi sıkıntı var. Diğer taraftan İrfan Veşimanski de bugün etkisizdi bence. 14 en biraz sivrilerini düşen tariçti. Evet Tadiç ama çok şey olmaya başladı abi ya. Çok statik kalmaya başladı gibi geliyor bana. Sanki işte sezonun ilk yarısında çok daha böyle... ...hareketli bir Tadiç görür. Yine öyle aman aman hareketli bir futbolcu değil zaten. Oyun karakteristiğinde öyle bir şey yok. Ama çok statikleşmeye başladı sanki. Bana öyle geliyor. Olduğum yerden bir şeyler yapayım gibi hissediyorum ben. Valla ben muhtemelen aynı fikirde değilim yani hem chatle hem sizle ama bence Ceko kötü değildi. Chatte de beğeniler beğenenler varmış zaten. Özellikle şey kısmında çok iyiydi bence hatta spiker dedi orada. Çok hareketlenmeye başladı. İlk yarının sonları böyle 35-45 aralığında çok daha iyiydi bence zaten Ceko. Ama onun dışında abi yani sene başından beri zaten bu, bu sürenin sıkıntısı değil. ya yani çok gol kaçırıyor ya. Yani çok, ya çok emin değilim. Yani Ceko kariyerinin genelinde de mi böyle gol kaçırıyordu bunu bilmiyorum ama yani çok fazla gol kaçırıyor herif. Beşiktaş maçını hatırlayın mesela. Beşiktaş maçından çok gol kaçırmıştı. Yani sene başından beri sürekli gol kaçırıyor. Kariyerinin genel olarak çok böyle emin değilim. Yani çok gol kaçırıyor muydu, bir şey yapıyor muydu bilmiyorum ama çok fazla gol kaçırıyor. Böyle olmaması lazım bu. Ama onun dışında yani ben tad için önüne yazarım açık söyleyeyim. Bugün Bak iler... şu hatta şunu söyleyeyim abi. İleri sayarken mi tad için önüne yazarsın? Evet evet. Hücum hattında yazarsam yani öyle yazarım. Ee, şunu söyleyeyim ben değişikliklere de buradan gelelim. Mesela geçtiğimiz hafta King girdi oyuna değil mi şeyin yerine Tadiç'in yerine? Bence evet. geçtiğimiz hafta Tadiç daha iyiydi. Bu haftaki Tadiç'e kıyaslı. Orada mesela çıkartmasını ben anlamadım yani. King niye girmedi mesela? Geçtiğimiz hafta King'i soktun oyuna. Bu hafta King'i sokmadın. Yani, yani şey oldum ne alaka oldum. Geçtiğimiz hafta daha kötüyken King'i alıyorsun oyuna. Bu hafta bir tık daha Tadiç iyiyken King'i almıyorsun. Yani çok saçma geldi bana o iş. Ee, onun dışında yani bence Batshuayi doğru bir değişiklik olmuyor. Batshuayi istediği kadar 4-4-2 olsun, çift santrı olsun falan ama takımı geri zekalaştırıyor bence Batshuayi. Ben hiç beğenmedim. Çok kötüydü Batshuayi. Ee, Cengiz çok hata yaptı ama bence Cengiz bir tık daha iyiydi. Cengiz'in oyuna girmesi bence daha iyi etki etti. abi, Şayi... söyleyeyim abi. Söyle, söyle. Yani 55. dakikada alelacele bir değişiklik yapıyor. Ne gerek var yani? Tamam 45. dakikada girdin ki 45. dakika Fenerbahçe şey baskılı giriyordu devreye. Yani 10 dakika geçti yine alelacele bir değişiklik. Yani ne gerek var bunun? Geçtiğimiz hafta gol yiyor. Hemen oyuncular kulübeye koşuyor. Yani çok panik hoca. Böyle bir gerekiyor. Şey söyleyecektim ben de. Ronnie, sen söyle ben de tamamlayayım. Ya Batu Şuay, ya ben de Batu çok çok bir şey kattığını zannede düşünmüyorum Fenerbahçe. Bugün bir tık iyiydi. Hani ben bugün o kadar kötü değildi diyorum. Genel olarak hani çok bir şey kattığını düşünmüyorum sonradan girip. Ama çok yani başka bir seçenek yok yani. Onda da hani yapacak bir şey yok gibi duruyor. King çünkü hiç olmuyor. Bence Batu Şuay'dan çok çok daha kötü bir seçenek. E bazen de çift forvete dönmesi gerekiyor bu adamın. Ya orada ne yapabilir? Tadiç'i atabilir ama Tadiç attığı zaman da Emre Mor giriyor. Emre Mor ya bence hiç görülmemesi gereken bir futbolcu. Fenerbahçe'nin ileri rotasyonunda biraz sıkıntı var gibi duruyor. Ben Ama bu e arada bir şey söyleyeceğim. Ben az önce yanlış söyledim. Onu düzeltmem gerekiyor. Hemen sen söylemeden söyleyeyim. geçtiğimiz hafta daha kötüydü şey daha iyiydi Tadiç. King girdi. Bu hafta daha kötüydü. King girmedi. Onu demek istemiştim. Orada ters söyledim. Anladım. ben İsmail Hoca'nın hamlesiyle ilgili söyleyeceğim. Ben şahsen Fenerbahçe'nin hocası olsaydım ve ikinci yarıya başlıyor olsaydım takıma kesinlikle dokunmazdım. Ee, bence İsmail Kartal'ın fikri de bu şekildeydi. Ee, zaten hani fikri değişiklik yapmak olsa bunu 45'te yapardı bence. Ama bir bekledi 54-55'i gördü. Bence hala hamle yapmasına gerek yoktu. Çünkü takım devam ediyordu ama yani İsmail Hoca gerçekten çok fazla etkileniyor dış çevrelerden. Ya bilmiyorum sosyal medyayı takip ediyor mu veya ona geliyor mu bir şekilde veya çevresindekiler takip edip ona mı söylüyor bilmiyorum ama. Yani bugün mesela İsmail Kartal hamleleri yapmasaydı. işte ulan kenarda da hoca diye korkuluk koymuşuz. Sen anca beyaz kazak giy. Bir hocaya takım sıfır sıfır gidiyor. Rakip 10 kişi. Takıma bir tane müdahale yapmaz mı? Böyle şeyler duyacaktık. O yüzden bence İsmail Kartal değişiklik yapmak zorunda kaldı. Bence niyeti değişiklik yapmak değildi ve e, hani İrfan Cengiz'i kenarda bırakıyorum. Bence İrfan Cengiz'in değişmesi lazımdı. İrfan kötüydü. E, ama bence tamamen baskı altında kaldığı için hani İsmail'i çıkartayım 4-4-2'ye döneyim şeklinde bir e, şeye geçti. İrfan'da Galatasaray maçı sonrası bir performans düşüklüğü var bu arada. Yani geçtiğimiz hafta kafayla gol attı falan ama yani bugün de kötüydü. Bir düşüş var İrfan'da. Yani yine o koşulları atıyor bir şeyler yapıyor tabii ama hani o işte bundan bir 5 haftaki İrfan yok şu anda. Abi ya Batu Şahı değişikliğiyle ilgili hani 4-4-2'ye dönmekle birlikte bence İsmail'den de biraz hani çekindi. Çünkü abi İsmail çok dengesiz giriyor ya. Böyle gir Hayır abi, bam güm giriyor da böyle girilir mi arkadaş? 10-10 kalmaktan korktu yani bence bir tık. Evet, yani orta sahada hani kim abi Zayt salmayım? Hani Zayt yedeklerdim onu bile bilmiyorum gerçi. Zayt salmayayım. Yani ne yapayım? 4-4-2'ye döneyim bari dedi bence yani. Bir pozisyonunu hatırlıyor musunuz? İlk devre e, sol e, Ceko'ya pas çıkarttı İsmail Yüksek. Yani ya Eminlikle evet. böyle bir aradan ince pas vermeye çalıştı. Sağ evet. tarafı verse galiba şey İrfancan karşı karşıya kalıyor pozisyonda. Hı -hı. Saçma sapan pas verdi. Yani ince pas yapayım kim? dedi. Kalecinin kucağı vardı. Evet evet. Yani aslında e, İsmail Çocuk bu kadar beceriksiz bir oyuncu değil hücum hattında son haftalarda özellikle hele hele İstanbulspor maçını hatırlıyorum. İstanbulspor olimpiyattaki maç. Orada çok kötüydü hücum anlamında. Yani İsmail çok aslında beceriksiz bir oyuncu değil. Yani kariyerin 10 numara başlamış. 10 numara oynayan bir oyuncu. Yani ayaklar bir anda tutuklaşmaya başlıyor yarı, yarı sayı geçince. Peki ee, e, başka bir şey Kurniş söyleyecek Kurniş. misin İsmail ile ilgili? İsmail e yüksekle alakalı kuruniçe bağlayacaktım. Ben de tam oraya bağlamak için aldım. İsmail'in partneri Kuruniç'ten bahsedelim diyecektim ben de. E, doğru düzgün Kuruniçi izleyebildiğimiz ilk maç oldu herhalde baştan sona kadar. Nasıl buldunuz evet. Kuruniç'in performansını? Çok fazla takdir toplamadı benim takip ettiğim kadarıyla. Kurun bence yani. böyle daha 8 gibi başladı maça. Yani İsmail Yüksek daha böyle şey arkada konumlanıyordu. İlk 15-20 dakika sonra bir Kurun 3 daha arkaya geçti. İsmail Yüksek daha öne geçti. Yani İsmail Yüksek 8, Kurun 6 gibi oldu. Hani o bir 20-45 aralığı bence fena değildi. İyi gibiydi ama sonrası bence iyi değildi. Özellikle ikinci devre tehlike yaratabilecek pozisyonlarda ben hiç beğenmedim. Yani sağ tarafa sol tarafı kötü paslar verdi. Ben açık bir şekilde kötü bir maç çıkardığını düşünüyorum Kurun için. Ya ben de ben vasat de kötü buldum. Ya. Ya. Ben kötü derim Ben hani ben de vasat buldum. İyi de değildi, kötü de ya çok kötü de değildi yani bence. Sırtmadı çok Hı. ama vasattı yani. Ben, ben ee, yani. bunu başın bu bu hani sen metre ondan sonra geleyim. Ya kurun iç buysa ya buysa eğer bunu oynayacaksa Fred sağlıklıysa İsmail Fred olur Fenerbahçe'nin orta sahası bence. Ben başından beri Fenerbahçe'nin kurun hamlesini çok gerekli bulmuyordum. Yani oraya bir kurun hamlesi yapacağını aslında Fred'e bir alternatif daha doğru olur diye düşünüyordum ki o zaman Fred sakat değildi. Yani Fenerbahçe kurun hamlesi yapacağını daha Fred versiyonu, Fred tarzı, Fred profili ya yani tabii ki o kalitede bulamazsın ama en azından aynı futbol oynayanın bir gömlek altı, iki gömlek altını bulabilseydi bence kadro derinliği, kadro planlaması açısından daha doğru tercih olurdu. Çünkü 6 numarayı bir şekilde oynarsın ama o merkezden ee, rakip saha sahasına dalacak girecek ee, biraz da driblingi olan adam e, çok fark yaratıyor özellikle Süper Lig'de. Ee, Fred zaten o sebeple bu senenin en kıymetli, en değerli, en fark yaratan oyuncusu. Bence Fenerbahçe'nin 6 numarada yani tamam ihtiyacı vardı ama çok kafa çok takıntı işi gibi geldi sene başından beri Kurun iç Yani biraz İsmail'in profilinden dolayı sene başı ya İsmail de bizi götürür mü Kurun Kuruniç'i alsaydık işi ukta kaldı sonra İsmail'in performansına baktığında o kadar da kötü değil. İsmail götür seni aslında ama Fenerbahçe bence orada biraz gereksiz lükse kaçtı. Kur'un iç yerine yanındaki 8 numaraya bir hamle yapması gerekiyordu. Hala vakti var ve Fenerbahçe hala stoper kovalıyor. Ben bunu asla anlamlandıramıyorum. Fenerbahçe'nin bence hala Fred'in yerinde bir alternatife ihtiyacı var. Çıkabiliyorsan Zayt'tan çık. Mert Hakan'ı Anadolu'ya gönderebiliyorsan gönder. Oraya bir tane hamle yap. Onu yapmıyorsan ön tarafa bir tane hamle yap çünkü... Onu yapmıyorsan stoper alma bence yani stoper... Stoper hiç alma yok, abi ya. niye stoper <laughs> alıyorsun ya? Yani illa bir şey yapmıyorsan stoper de alma bence. Serdar Aziz oynadı, oynadı abi bugün arayız. lazım çağlar. Abi saçmalama oynasın Serdar Aziz ne olacak ya? Önder abi Fenerbahçe'nin stoper arayışları da ne derim biliyor musun? Ne dersin? N nereye gidiyorlar enayi top reiste. <laughs> Çok uğraşmayın <laughs> alı Alıveriyoruz. Alıyor Alı veriyoruz. Biz? Neyse Orada sonra konuşuruz. Abi Serdar Aziz bence çok kötü oynamadı bu arada bugün. Bence de iyi e, bir maç çıkardı da. Bir şey çok düşmedi ama. Yani ya varsayalım ki kötü bir maç çıkarsın. Yani Serdar Aziz bu rotasyonun dördüncü stoperi. Şu an sakatlıkları üst üste geldi. Yani bir maçta oynar, iki maçta oynar. Yani Serdar Aziz sene sonuna kadar maksimum dört maç oynar bence Fenerbahçe'de. Tabii canım. Tabii canım. E, da ben size söyleyeyim. Yani Ostarabold'u ben de bugün çok beğendim. Az önce de övdük. Ben Ostarabold'un da yediye düşeceğini düşünüyorum ya. Ya Oster da bir yerden sonra yedi. Bonucci mesela kadroya girmiyor bugün. Bonucci var elde. Yani ben Oster Boy'da yedek olacağını düşünüyorum bir yerden sonra. Ee, Çağlar o... mevzusu da abi. Çağlar mevzusu. Yani Beşiktaş da istiyormuş. Bence konuşalım. Sıkıntı yok. Tamam. 5 yarın 6 aylık maliyeti 5 milyon gibi bir şey okudum. 4-5 yani milyon konu. gibi bir şey okudum. Kalsın. <laughs> Kalsın. 6 yani aylık maliyet 2 ise bile bence çok pahalı. Kalsın. 2'ye İki, de istemem Beşiktaş 6 aylık. Ben de istemem. Tamam canım. Fener'e lazım zaten. Boş Fener ben alsın lazım. bence de. Ee, Oster Wold, Osterwald, ilgili şunu söylemek istiyorum. Osterwald benim açık konuşayım. Çok beğendiğim, çok tuttuğum bir futbolcu değil. evet. Bugün ben de Osterwald'i gerçekten beğendim. Bugün alıcı gözle biraz izledim. yani açık alanda hızlanması, fiziksel üstünlüğü çok fark yaratıyor diğer futbolculara göre. Öne, özellikle Anadolu takımlarıyla karşılaştığımda. Ama yani bugün hatırlayacaksınız bugün çok iyi çıkardığı bir maçta bile her öncelik kalıp işte hızıyla öne geçtiği pozisyonda kendine güvenmeyip topu taca yolladı. Bunu 2-3 kere yaptı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Birinde evet. çok acayip bir koşu yaptı. Livakovic'e geri dönecekken ters ayağıyla topu kornere yolladı. Dolayısıyla Fenerbahçe'de ya biz Ferdi'yi 20'ye 30'a okuturuz da bu Osterwolde'yi sol beke koyarız fikri varsa bence yanlış olur. Osterwolde'den olacaksa güzel, hızlı, fizikli, ayakları da çok iyi olmayan iyi bir stoper olur bence. Ee, hani sol bekle ilgili biraz tereddütlerim var Osterwolde ile ilgili. Bir tane de yediriyordu galiba maçın başında. Evet Kim, bir ayağa kaydı. tek mi vurdu? Ömer Ali Şahiner mi vurdu? Orada bir yediriyordu. Abi ayakları ben bence de kötü bu arada. Hala kötü. Geçtiğimiz seneyle ben çok daha kötü olduğunu düşünüyordum. Ama mesela geçtiğimiz maç bir tane şey ben onu söylemeyi unutmuştum. Ee, şey videosu sonradan söyledim de yayında yine. Bu tekrardan söyleyeyim. Ceko'ya attığı çok iyi bir tane pas vardı sol ayağıyla yine. Önceki maç Samsun maçında. Bu maçta da bence ayakları o kadar kötü değil de yine de yani sıkıntılı. Ama bu şu anda Süper Lig'de fizik üstünlüğünü çok iyi koyuyor orta, orta yani süratini çok iyi konuşuyor. Acayip fark ettiriyor. Ama yani bilmiyorum. Bir yine de sıkıntı yaratabilecek seviyede. Ya yanındaki stoperin kim olduğu önemli bence. Mesela BK öyle bence iyi bir ikili olabilir. Serdar Aziz mesela kötü oluyor gibi. Ya yani kötü oluyor gibi değil de. Serdar Aziz de zaten herhangi birisinin iyi olması saçma da. Beka ile çok iyi bir ikili olabilir bence. Bence yani Cikuyla de... daha iyi olur gibi geliyor bu arada Ronny. Pardon araya girdim ama sanki Cikuyla daha eşleştiriyorum ben kafada. Çok Ben onu şey, düşündüm. Osterwald'da da masiliyorsun da. Osterwald evet. Evet evet. Hiç olmadı abi ya. Yani birlikte baya kötülerdi ya hatta. Yani Doğru. Birlikte çok üç, çok kötüydü. Kafadaki profil, profil ikisini eşleştiriyor bende. Bende Beka'yı yani neden eşleştirdi bir tane işte açık alanda oynuyor neticede. Bir tane de bir tane gelenleri süpürecek, bir tane de güçlü lider bir stoperin olur gibi düşündüm ama Ciku ile de olabilir. Gerçi Ciku da yani çok sırıtmaz. Bence ya bir de Oster böyle stoper oynamayı öğreniyor abi. Hala onu göz ardı ediyoruz yani bence. Bu adam öğreniyor bu işi de. Hani hiç yapmadığı bir şey yapıyor. Belki yapmıştır da üst seviyede en azından yapmadığı bir şey yapıyor şu anda. Hakem konuşalım. Evet tam tam oraya geçecektim. ben de? önce Ferdi Ferdi'yi söyleyeyim abi. Ferdi sahne en istedik. Ki zaten bence yani buranın ee, artık Süper Lig seviyesinde olmadığını bariz şekilde gösteriyor Ferdi. Ama o kendini attığı pozisyon. Yani Ferdi genel olarak çok atıyor kendi. Benim benim gözüme çarpıyor. Ferdi çok fazla atıyor kendi. Bunu yapmaması bence daha iyi. Evet, prim veriyorlar. Prim vermeyecekler. Ferdi de atmaz o zaman. Vermesinler abi prim. Ferdi atıyor kendini. Torreira da atıyor kendini. Prim veriyorlar. Tabii canım. Ya yani Torreira Arsenal'de Olur. bu kadar bırakıyor muydu kendini? Veya Nelson'u sürekli eleştiriyoruz. Nelson atıyorum gitse işte bugün konuşuluyor. Varsayalım ki işte seviyeye gitsin. Atar mı kendini bu kadar? Atmaz bence. Abi öyle ama <laughs> Ferdi mesela şimdi artık buradan sonra transfer yapacaksa şeye yapacak. Yani Torreira artık tamam yine üst seviye takımlarda oynayabilir ama yani artık Ferdi'nin gözü yükseklerde. Yani ne bileyim buradan sallıyorum Arsenal, Cartuch işte onlar izliyor. Yani bir seviye üstü adım atacak. Bence onun yapmaması daha önemli. Torreira er artık zaten işin kaşarı olmuş yani kaç 27, 28 yaşına gelmiş, 30 yaşına gelmiş. Kariyer artık belli bir noktada. Ferdi'nin daha yüksek seviye hedeflediği için bence onun yapmaması daha önemli. Peki yani Ferdi ile ilgili girmişken ben de söyleyeyim. Hakemede girdik halihazırda. Bence Ferdi'nin atılması gerekiyordu bu arada. Ben Çünkü 2-3 tane ben sarısını hatırlıyorum. İlk o sarıyı baş... şeyde görmedi zaten. Bayılanlı pozisyonda neden sarı görmedi? Sadece Onur gördü. Ben onu anlamadım. Evet ya orada görmedi bir pozisyon daha vardı. Onu tam şimdi e, çıkaramadım ama maç içinde burada da görebilirdi dediğimi hatırlıyorum. E bir de golden sonra da bence bir pozisyonda indirdi, tuttu, indirdi yani adamı arkadan. Orada da görmesi gerekiyordu. Bence atılabilirdi. Abi orada Onur'a yaptığı faulden dolayı kart çıktı bu arada. Kavgadan dolayı çıkmadı. Tamam. Onura çıktı. Hızlı hata kesti ya. Ferdiye de bence şey, hamlesinden şey, çıkması lazımdı. Ya doğru çıkartıyor. bu arada. Yani orada mesela şey yapıyorsun. Ee, dönüp orada Dubois ile şeye neydi orada? Fenerbahçe Batshuayi Bat olayı kışkırtıyor diye kart verdin. As, aslında Ferdi başlatıyor. Yani illa birine Üzülüyor. verecek. Onlara da bence vermemiz gerekiyor da. Ha, o zaman Ferdi'yi hiç kesin vermen gerekiyor. Peki geçelim gerçekleşmiş pozisyonlara. İlk olarak Başakşehir'in kırmızı kartından başlayalım. Figueiredo atıldı. Ee, baştan aşağı iki saçma sapan kırmızı kart. Ee, yani böyle futbolculara bayağı ceza vermesi gerekiyor bence kulüplerin hani Futbolcular yapıyor ya işte biraz iyi futbol oynayayım söyleşmemi yenileyim. ne güzel hayat takımı bıraktın 10 kişi o zaman da ciddi bir yani maaşında ciddi bir etki edecek ceza verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben böyle futbolculara. Ödül bölüyorum. futbolcu sarı kart. Bölüyorum. Brezilyalı futbolcu sarı kart. Onur'un şöyle bir durumu var arkadaşlar o pozisyonda Ferdi geliyor göğsüyle vuruyor Onur. Fiziksel müdahaleye giremeden hakem araya giriyor dedi. Yani orada Onur bir şey yapmıyor ki Onur faalden kavga görüyor da kavgadan görmüyor zaten yani diyorlar ki kavga ettiler o zaman da Onur'u da görseydi direkt orada atılsaydı diyorlar da Onur kavgaya yani giremiyor Onur... ki Ferdi hamleyi yapıyor yani. hakem ayırıyor zaten orada şarj tamamen Ferdi ile alakalı, yani. ne alakalı Ama oraya hakem oraya ayırma katıyorsam. işini çok güzel söyledim söyledin hakem ayırma hakem bizim ayırıyor. ligimizin bir adeti o da hakemle sürekli yani o başka kavga şey. ayırıyor <laughs> o başka bir şey hakem ayırdı Onur müdahale, herhangi bir müdahalede bulunmadı Ferdi, yani Ferdi niye şey, Onur niye orada sarı kart görsün saçma sapan konuşmayın bence <laughs> sinirlendim Peki. şey tamam, abi, ben figüre de övecektim ya bugün. Ben figüre de Fena oynamıyordu evet. bence de. Ben beğenmedim ama fena oynamıyordu. Ne güzel gidiyordu ya falan diyecektim. Adam kırmızı kart gördü. Hatta kırmızı kart görmedi pozisyondan önce bir topuyla böyle güzel bir çalım attı. Rakibin üstünden aşırttı. top sürdü, sonra kaptırdı ondan sonra kırmızı kart gördü galiba. Hı hı. Evet. Ama iki sarıda da tartışılacak bir şey yok. İlkinde salak bir topa vuruyor. İkinci kartı kırmızıya bile yakın. Yani bence sarı da. Evet. Hani evet. tartışılır da acaba bu kırmızı mı diye. Otursa direkt evet. kırmızı kart. Ee, peki e, verilen penaltıdan başlayalım. Sondan başlayacağız ama. E... Ama onu da bir şey daha söyleyeyim. Deniz Türüç'ün de ben çok fazla faal yaptığını düşünüyorum ilk devrede. Yani çok fazla. Evet, ya. ilk devre kart çıkmadı Deniz Türüç'e. Bence inanılmaz faal yaptı Deniz Türüç. Çok fazla faal yaptı. Çok fazla hakemle de didişti. Yani evet, evet, faalini evet, de evet. geçtim. Hakemle didişmekten de çok kart görmesi lazımdı Deniz'in. Deniz'in bence de katkı gösterdi. Ya şey şey hep yapıyor ya işte. Hakemler onu yiyor abi. Yaptığı faallerin hiçbiri karta yakın faaller değil aslında. Ama işte ondan 5 tane yapınca kart olması gerekiyor ya. Evet doğru. Yerde. Ya o kadar çok yapıyorlar ki hakemler de işte bu sarı kartlık pozisyon değil ya deyip geçiyor. Bakmıyor kaç tane yaptı. Hazır abi. hazır konusu açılmışken pen, en son penaltı pozisyonuna geçemedik ama benim Başakşehir takımında da en beğendiğim futbolcu Deniz Türüş'tü. Bence çok iyi bir maç çıkardı. Abi güzel bir şey söyledim. Benim de aklıma geldi. Konuşacaktım onu unuttum. Yani Başakşehir'in kadrosunda böyle bir mesela gol atması için Başakşehir'in kadrosunda bence özellikle Fenerbahçe'ye falan böyle bir tane becerikli adama ihtiyaç var. Bakıyorum kadro Figueredo sol taraf. Yani Santrafor'dan bozma ne kadar bir oyuncu bilmiyorum. Bakıyorum orta sahaya Ömer Ali Şahiner başlamış. İşte sol beke şey sağ bekke falan kayıyor ama yani ne, ne, ne kadar sayabilirsin Ömer Ali Şahiner'i. Piatek koşmaya hali yok. Yeah. gibi bir adam ki bence çok kötü. Ee, sağ tarafta da Deniz Türüç. İşte sol taraf işte karıştıralım. Hı hı. Yani bir tek Deniz Türüç var. O da abi ne kadar bir futbolcu yani. Deniz Türüç'ün becerisi ne kadar bir yetenek yani gol atabilecek seviyede. Sene başı Umut Meraş'la takaslanıyordu bu arada. O, o seviyede. Evet. Yani. yani. çok kötü bir dizilim bence. Kadro da kötü. Mesela Josef'i almış. Joseph'i bu maçta sahaya atamıyor. Yani Joseph abi, transferi ya. neden yapıldı? Ben huylanıyorum böyle şeylerden aslında biraz. Evet. Yani bu maçta 90 dakika 95 dakika maç oynanıyor. Joseph de Souza oyuna girmiyor. Yani Joseph de Souza'nın transferi neden yapıldı? Huylanıyorum derken bu arada şey işte. Yani komisyon işlerinden huylanıyorum. Ondan, ondan demek istiyorum. Ee, Joseph'i şu maçta atmayacaksan Joseph senin kalan 17 maçta ne işine yarayacak? Bence ben öyle düşünmüyorum yani. Hazır <laughs> konusu açılmışken ya. Emirhan İlkan ben ilk girdiğinde ya yani Emirhan tamamen kontağı <gülüyor> kapatmış <gülüyor> dedim ama Kenny'nin girip Başakşehir'in biraz hareketlenmesiyle ben Emirhan'ın da biraz iyi buldum. Ama şunu da söyleyeyim hani acaba Beşiktaş'a geri döner mi rotasyona girer mi diye konuşuluyordu. Herkesin de aklında vardır mutlaka da oralara çok uzak duruyor Emirhan şu anda. Yok, yok abi. ben de ben ben. Yani Emirhan İlkan Beşiktaş'a dönemez. Cenk Tosun'un ölüsü de 15 atamaz. Ben bunu böyle yapıyorum. <laughs> <laughs> Peki ben geçelim. bir şeyi bendim. Ha söyle. Ha, geçer... Yok yok söyle. Ee, bir yani. Konuşuyorduk. Güzel. Konuşuyorduk. Pozisyon mu konuşuyorduk? Şey hakem pozisyonları konuşuyorduk. Okay, Foseyonu da, da söyle. Hazır Başakşehir'e girmişken Foseyonu Bağ'ı da konuşalım. Foseyonu Bağ'ın hayvanlık. Öyle. Abi inanılmaz çok iyi müdahale yapıyor. <laughs> Bak o şeyden e, fenotip mi denir? O fizikten asla öyle iyi tekte müdahale yapılmasını bekleyemem yani ben. Hani onun bir sakarlık yapıp ortalığın içinden geçmesi gerekiyor. Ama adam pat küt alıyor topu. Ceko'yu bence perişan etti. Şey pozisyonda ben çok şaşırdım. Tadiç atacak dedim ben. Bir pozisyonda hatırlarsınız. E önünde kaldı bir anda top tadı için. Hı hı. Nereden geldiyse bir anda aldı topu. Evet çatırlı. Anlamadım onu. Beşiktaş'a da bir duyuru yapayım. Ben bunu bir kere daha söylemiştim. Stopper arıyorsunuz yanına yakala çok uzakta aramayın Leo Duarte'yi alın diyorum yani Beşiktaş için. Sen beğeniyorsun belki. Berke, beğeniyor. evet. Berke de beğeniyor bu Duarte. İkinizin de beğendiğini biliyorum. Evet. Ee, peki geçelim artık penaltı pozisyonuna. Şimdi. Ee, Onur, Onur'du değil mi oyuncu? Efendim. Evet bence bundan bu, bu, önce, bu, önce bir tane daha pozisyon var. Bak şu yapılan pozisyon. Önce verilen yap şey Duarte'nin şey, Duart değil, Bağ'ın yaptı. Önce verilerini konuşalım evet. dedim. Ondan sonra evet. şey de konuşalım. Verilmeyenleri de konuşuruz. Ee, son dakikada Fenerbahçe bir penaltı verildi. Şimanski'nin şutunda e, Onur topun önüne atladı. E, dirse'yi şöyleydi. Yani şu an fotoğrafa bakıyorum. Yapmaya çalışıyorum. Şöyle var duruyor. Var mı fotoğrafı? Var ben da. Muyum, var mı fotoğrafı? Var da vereyim mi bunu? Yok ekrana ne verme. Ya, ben göremiyorum şu an. Sen nereden bakıyorsun? Ee, hemen atayım sana. Ben de görmedim. Yani Buradan bakabilirsiniz. Ya. Dur bakayım. Abi sen şu. Nelson'a bakıyorsun. Hayır. Ha, aynı. tamam. Mi bu? Ha, tamam. Okey. Tamam. Yani kol pozisyonu bu şekilde attığım tweet'te de Nelson'un pozisyonuyla şey yapmışlar. E, karşılaştırmışlar. Benim de aklıma penaltı olduğu anda Nelson'un pozisyonu geldi. E, bence bu tip pozisyonlar biraz işin piçliğine kaçıyor. Yani ben tamam yani... E, kolumu kapatayım ama vücudumda bir e, 40 santim genişlesin. Ya bence bu ihlal e, dolayısıyla e, doğru geliyor bana penaltı kararı. Evet abi zaten şurada sıkıntı çakallıkları şurada ikisinin de. Ben Nelson'un pozisyonu da şimdi akan akarken görmüyoruz biz ama hatırlıyorum. İkisi de tam top geleceği sırada açıyor kolunu. İkisinin Hı -hı. de normalde kolu böyle. Son anda şöyle yapıyor. Ya Bence aslında şöyle gitse belki direkt hani böyle gidiyor olsa bir it bence vermeyebilir. Açık söyleyeyim. Ya verir büyük ihtimalle de. Vermeyebilir ve kapalı mantığına girebilirim. Ama Vermez bence bu arada. Böyle yaparsan. Vermez bu arada bence. Vermemesi lazım yani. Ya, ya şöyle kapalıyı beni ikna edebilirsin. Böyle gidip sen orada ama. Hı -hı. Böyle gidip bunu yaptın sen orada beni kapalıyı ikna edemezsin. Ya o el açılmış oluyor her türlü. Penaltı doğru bence o yüzden. dışarıda falan da düştüler herhalde. O da attım. Pozisyonlu... Ona da bakabilirsiniz isterseniz. Onun da tam fotoğrafı var. Eee Nelson'un pozisyonuna penaltı demiştik. Ki penaltıydı. Ki penaltı da verildi zaten. Hı -hı. E, bugünkü pozisyonda bence penaltı. Bugünküne de penaltı verildi. İşte Galatasaraylılar da o zaman diyor ki işte Samet'e niye verilmedi? O da penaltıydı. O da penaltıydı. Verilmedi. Yani orada hata yapılmış. Penaltı. Üçü de penaltı yani. Yapacak bir şey yok bunu. Niye verilmediğini ben bilmiyorum ama üçü de penaltı. Yani orada evet. penaltı yapılmış. Şimdi mesela dün Raşistan'ın e, casası içinde omuzdan çekme pozisyonuna penaltı verilmedi. E, ne yapalım? Bundan sonra bütün omuzdan çekmelere penaltı vermeyelim mi? İptal mi edelim omuzdan çekme penaltı için. O gün orada Hakem hata yaptı. Vardakiler de hata yaptı o gün verilmedi. Şimdi her omuzdan indirene e ee, vermemiştiniz buna da mı vermeyin diyelim. Hayır. Çette mesela şey o pozisyonu penaltı diyenlere Galatasaraylar şeydi o zaman niye penaltı değildi ben o yüzden söyledim yani. O da penaltıydı bu da penaltı beyler yani. gün verilmedi o günkü hataydı. Bugünkü doğru karar. Yani yapacak bir şey yok. Ne diyelim evet, ne yani. Dedim. Nelson'da da konuştuk zaten. Nelson'a verildiği zaman da konuştuk onu. O hataydı doğru. Ee, pozisyonun içeride veya dışarıda oluşunun da tam fotoğrafı var önümde. Ee, çizginin yani çizginin 30-40 santim falan içinde duruyor. Yani zaten çizgi üzeri de penaltı sayılıyor. Yani çizginin evet, evet. bir 30 santim falan içerisinde duruyor top. Evet çatayı. zaten, zaten şu, evet, o, bakabilirler. Zaten şey e, hesap, topun hesap, olduğu bu, yerde hesap bu arada. ben takip ediyorum bu arada fena değil bence. <laughs> ya, Yalçın'ın da en <densiyle> sevdiği de hesaptır. <laughs> topun, o, topun olduğu yerde şey gözükmüyor mesela çizginin ya yeşil gözükmüyor zaten. Topla çizgi arasında herhangi bir yeşil gözükmüyor. O Hı -hı. kadar yakın. Peki, Bağlı pozisyon, yani... Batu şu bağ. Bence ben de penaltı, penaltı pozisyon. Bence, bence de penaltı. Bence el pozisyonundan daha penaltı öyle söyleyeyim. Belki orada, bak ben de penaltı olduğunu düşünüyorum. Ben onu bekledim bekledim göremedim. Pozisyonda offside yok değil mi? Offside'ı bilmiyorum ama tekrar çok geç geldi. Yani o pozisyondan evet. sonra bir tane daha Ceko pozisyonu oldu. Ceko kendini yere attı orada. Sarı kart olması lazım orada. arada. Ee, orada kendi yere attı. O pozisyon tekrar geldi. Bir 4-5 dakika sonra o Batu Şuhay'ın pozisyonu geldi. Bence o pozisyon yani, bu pozisyondan daha penaltıydı. Daha penaltıydı ama ben orada çok şimdi te, bir tekrarda gördüm. Sadece hızlıca geçti. Batshuayi çok geriden çıkıyor. Yani geriden çıkıyormuş derken arkadan geliyormuş gibi gördüm ama belki tam açıdan görmediğimiz için sağda solda başka bir futbolcu var mıydı bilmiyorum. Onu Bana bilmiyorum on ben var de bilmiyorum varmış gibi geldi o pozisyonda ama göstermedi yani. Onu yani da yani attım isterseniz ki. bakabilirsiniz ona da. Önder Rıza şov yapıyor ama. <laughs> Kafayı iyice şeyle kimle yapıyoruz? Bu ittim boşak boşak bir neydi o Onu da mı Şimdi Biraz burada ver pilota ver pilota diye bağır <laughs> burada e, elle bir müdahale de var. Öncesinde faul de var. Bence faul işi penaltı. El e, peki ele ne diyorsunuz? Bence el de penaltı abi. Ya tamam Aa! düşüyor falan ama ben el işini ilk defa gördüm. Bence Ma, ikisi de mal gibi izlemişiz. Maçı <laughs> mal gibi izlemişiz belki. Ama offside var işte pozisyonda bence ya. Demek ki var bir de offside var. Buna verilmemesi yok şimdi bak yok ya. eğer pozisyonda offside varsa hakemler şöyle yapıyor. Bir dakika durun dinliyorum diyor. Dinliyor dinliyor tamam diyor. Sonra el hareketini yapıyor. Elini kaldırıyor ofsaytı veriyor. Yani ben bu pozisyona baktım. Penaltı potansiyel penaltı mı diye. Baktık evet penaltı varmış ama öncesinde offside var. O yüzden elimi kaldırıyorum diyor. Böyle bir şey de yapılmadı. Sanki hiç pozisyon incelenmemiş gibi davranıldı. Evet evet hiç bakılmadı. Direkt atla yani hatta top galiba sonra e, öbür taraftan yani Başakşehir'in tarafı hücum ettiği taraftan bir çıktı, sanki. hemen oynattı taç kullanıldı. Taç kullanıldı. Ya bir biraz bekletti Mert taç attı diye hatırlıyorum ben o pozisyondan sonra. Evet evet. Ya hatta ya biz de söylüyoruz offside olabilir falan diye ama belki de hiç verilmemesinin bir sebebi de o pozisyonun offside alakası olmaması da olabilir yani bilmiyoruz onu. Yani ben onu kendimiz uydurdum ama ben tam açıdan görmediğim için söyledim onu. Belki de dediğim gibi diğer tarafta çizgide korner direğine yakın bir başka şehirli vardı yani. Abi dün Atilla şey şeyini iz şeyi izliyorum. Erman Toroğlu maç sonu hakem şeylerini değerlendiriyor işte. Anspor'da. Yani yine Atilla Karaoğlan'ın o kırmızı kart biz de anlamamıştık. Verilen kararı anlayan yok. Yani Atilla olan Beşiktaş Fener maçında iki sahada rezil bir maç yönetmişti. Ondan sonra bir tane daha rezalet maç yönetmişti. Yani Atilla olan şu an konumuzdan çok alakası bu arada. Nereden girdim buna ya? Yani? <laughs> Atilla Karı olan çok kötü bir form durumunda ama sürekli de iş alıyor yani. Ekmek buluyor yani iyi maçlarda. Ya, o Önder abisi geçen gün söyledi ya. Yok ki seçenek yok yani. Evet. Mecburen oynatıyorlar. Yani. Yönetiliyorlar. Ceko'nun pozisyonuyla ilgili de sen şey mi diyorsun? Sarı kart mı olmalı diyorsun belki? Hangi pozisyon? Yere attı pozisyonu kendine. Ben ya şey yere at. Başka bir pozisyonda mı? bilmiyorum ki şimdi onu diyorum. Şey pozisyonu ya. Şey bu, işte, sonrası pozisyonu. Ben onu an diyorum. Bence o, o pozisyon sarı kart, atıyor. Hiçbir şey yok orada. Bağ'ın kayarak geldi pozisyon mu? Ya bence penaltı yok ama. Bence penaltı yok ama müdahale olduğu için sarı kart verilir mi bilmiyorum ya. Yani. Müdahale var mı emin değilim ya. Topa, adam topa vuruyor. Top, Şu, topa zaten kontraya çıkıyorlar. Topa çok net vuruyor. Topa vurduktan sonra Ceko giriyorlar hani birbirlerine. Ondan dolayı Ceko'nun düşmesi normal. Hani bilmiyorum penaltı, şeyse penaltı yok da sarı kart verilir mi ondan emin değilim. Ferdi'nin pozisyonunda mesela ne gördü de faul çaldı? Direkt faul oldu o pozisyon. Görmedi ki, mesela şey de hiç itiraz posisyonda. etmedi. Berkay, Berkay bu arada bence çok kötüydü bugün. Ee, Berkay Hoca'nın da böyle bir itiraz eder gibi oldu. Hiçbir şey yapmadı. Yani ne gördü de orada faul verdi ben anlamadım ya. Ferdi de hafif toparlıyormuş gibi kalktı. Koşmaya başladı. Bu arada Ferdi'nin bir tane topu vardı ya. Geriden geldi top aldı. Sonra aynı pes oyunu, fi gibi Kimseye pas vermeden sürmeye devam etti ortada. Evet, evet. evet. Acayip bir komisyon var adamda. Şey pozisyonda da Cengiz'i kaçırdı pozisyonda da Ferdi aslında sanki böyle çok iyi bir çalım atmadı bence orada. Çarptım artık top yine Ferdi'nin önüne düştü. Şey gibi gidiyor o pozisyonlarda. Fıt diye gidiyor böyle. Peki, e, maça ekleyeceğiniz bir şey var mı? E, YouTube'u kapatacağım. Ondan sonra hakemle ilgili Çağdaş Hoca'nın açıklaması var. Hakemle ilgili Selahattin Baki'nin açıklamalar var. Biz o kısma Twitch'te devam edeceğiz. Var mı maçta şunu eklemedik, şunu konuşmadık abi dediğiniz bir şey? Yani gelmedi aslında yani bir şey. Yoktur şu anlık bir şey. O zaman Tabii biz o de devam ediyoruz. Olur. Yayınlara gelirlerse tamam Çok yayınlar. seviniriz. <laughs> Çok seviniriz. Hoşça kalın. Peki şimdi Çağdaş